Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ekmel elhamdi ala kulli hal. Ve salatu ve selamu el etemmen ala seyyidil murselin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve bihi nesta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Efendim bugünkü hadis günlüğünde Yüce Kur'an'ın tilavetine dair, hizbine dair bir hadis-i şerifle başlıyoruz. Abdurrahman bin Abdülgari Hazreti Ömer'den duyduğunu ifade ederek Semi'tu Umar bin el-Hattab yakul kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem resul Ekrem'in şöyle buyurduğunu ifade etti. Men an hizbihi ev an şeyin minhu fekara'ehu fîmâ beynâ salâtil fecri ve salâtil zuhri Kütübe lehu keenneme qara'ehu minel leyl. Bu hadis-i şerif Kütüb-i sittede, Müslümin sahihinde, Ebu Davud'un süneninde, Tirmizi'nin, Darimi'nin, İbn-i Mace'nin sünenlerinde bir de İmam Malik'in muvattağında yer alır. İmam Malik muvattağında tahzibul Kur'an yani Kur'an'ı belli bölümlere, parçalara ayırmak suretiyle bir müminin qariin okuması manasına gelen bir başlık altında zikreder. Hadis-i şerif şu manaya geliyor. Kırık mana derler. Cümle cümle okuyalım. Menne an hizbihi. Her kim hizbini yerine getirmek isterken uyuya kalırsa veya an şeyin minhu veya hizbinden bir parça fakarahu fi ma beyne salatil bu unutmadan sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında hizbini yani günlük Kur'an ödevini dersini okursa yerine getirirse gün ortaya kadar gün ortası diyoruz hani Salat-ı zuhur aslında öğle namazı demektir. Zuhur vakti veya zeval vakti. Çünkü burada sabah namazı ile öğle namazı arasındaki vakitte zaman diliminde tamamlarsa Kur'an dersini, Kur'an ödevini kütibe lehu ke enneme min minel leyl. Sanki o kimse geceden Kur'an'ı kıraat ve tilavet etmiş gibi Kur'an dersini veya Kur'an'ın yanı sıra teheccüd gibi, gece ibadeti gibi diğer ibadetlerini sanki geceden yerine getirmiş gibi, uygulamış gibi ecir ve sevaba nail olur buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kütibe yazılır, takdir edilir. Amel defterine kiramen katibin tarafından işlenir, kayda geçilir demektir. Bu hadis-i şerif bize şunu öğretiyor. Her müminin günlük hayatında özellikle gece vakti Kur'an'dan okuması gereken bir bölüm olduğunu, bir başka tabirle bir Kur'an ödevinin olduğunu öğretir. Nitekim ashab-ı kiramın da uygulaması böyleydi. Yani teheccüdü kılarlar, vitir namazını en son namaz olarak kılarlar. Ve ondan önce veya sonra Kur'an'dan evrat ve eskar edindikleri bölümleri okurlardı. Bazı tabi'in mesela Ebu Nadra onlardan bir tanesidir. Ebu Nadra Hicri 108'de vefat eden meşhur bir tabi'i alimdir. Benim görüştüğüm ashab ı kiram diyor, bir araya geldiklerinde gündüz vakti bile geceleri onların zaten tilavetlerini, kıraatlarını, tefekkür dünyalarını biliyoruz diyor. Gündüzleri veya yatsı namazını kıldıktan sonra bir araya geldiklerinde mutlaka Kur'an'dan bir sure okurlardı ve aralarında ilim müzakere ederlerdi. Ve tezekeru el ilme şeklinde bir ifade var. Yani o Kur'an'ın ayetlerin düşündürdüğü, çağrıştırdığı hadisleri, meseleleri kendi aralarında müzakere eder, konuşurlar ve neticeye bağlarlardı şeklinde bir gözlemini ifade ediyor. Tabiinden Ebu Nadır'a. Demek ki her mümin bireysel hayatında böyle bir görev ve sorumluluk almak durumundadır. Görev ve sorumluluk. Çünkü Osmanlı ulemasından İbni Melek hadiste geçen hizip yani bölüm, parça anlamına gelen hizip kelimesi üzerinde dururken Kur'an kıraatı veya gece namazı gibi bir müminin kendine görev addettiği, vazife telakki ettiği şey demektir diye tarif eder. Demek ki hizip kelimesinde böyle bir sorumluluk terettübü bahisi mevzu. Yani mesela bir mümin elbette yetişme tarzı önemli. Burada ortam belki önem arz ediyor. Okuyanın ruh hali, içerisinde bulunduğu şartlar, tabii ki belirleyici rol oynuyor. Yani öyle müminler var ki, Kur'an okuyucuları var ki, üç ayet okur ve üç ayetle yetinir. Öyle okuyucular var ki, otuz ayet okumayı prensip haline getirmiştir. Otuz ayet okuduktan sonra, sadakallahul azim diyerek nihayet verir. Öyle okuyucular var ki, hani rükû kelimesinin kısaltılmış hali olan, remzi olan ayın harfi var. Kur'an-ı Kerim'de duraklar arasında yani ayetin sonunda ayın harfi olması durumunda namazda okuyorsan rükua var, varabilirsin, varmalısın anlamına geliyor, işaretinde bulunuyor. Neden? Çünkü ayın harfinden bir diğer ayın harfine kadar olan bölüm konu bütünlüğü arz ediyor. Bu açıdan son derece önem arz ediyor. Ayın harfinden ayın harfine kadar okumak demek ki orada bir konu, mesela bir kıssa, bir hüküm, bir tecrübe, bir peygamber hikayesi orada bahis mevzu ediliyor demektir. Ve rükuğa varılması lazım, uygun düşer demektir. İşte bazıları evrat ve eskarını, aziz Kur'an'dan edindiği hizipleri bu şekilde e, ilke haline getirir. Prensip edinir ve bu prensibin dışına zaruri haller dışında çıkmamaya çalışır. Bazıları beş sayfayı prensip haline getirir. Nitekim bizim mushaflarda, önümde mushaf var, her bir beş sayfada hizip kelimesi yazılıdır. Musaf'ın üzerinde hemen kenarda. Beş sayfa bitti demektir. Bir cüzde, bir cüzde bu durumda dört hizip var demektir. Yani yirmi sayfa bir cüz, beş sayfa bir hizip olunca dört hizip var demektir. Ama öyle okuyucular da var ki, Yüce Kur'an'ı Sürekli olarak okumayı zaten hatta hafız olduğu için her gün bir cüz okumak durumundadır. Onun evradı, onun eskarı, onun gece ibadeti, gece teheccüd namazının ardından Kur'an dersi, Kur'an ödevi olarak bir cüzdür. Uyuyakaldığında sabah namazını kıldıktan sonra öğle vaktine kadar bunun yeri var demektir. Eğer öğle vaktine kadar bu vazifeyi, eda ederse, Yüce Kur'an'ı okursa işte bu durumda sanki seher vakti imsaktan önce bu ibadeti, bu güzel görevi, sorumluluğu yerine getirmiş olur. Tabi Kur'an hizbi, Kur'an dersi, Kur'an ödevi denildiğinde doğrusu bazı hadis-i şerifler var bu konuyu biraz daha ayrıntılarıyla bize anlatan. Mesela onlardan bir tanesi bazı sahabiler ya Resulallah ne kadar zaman zarfında Kur'an-ı Kerim okuyayım diye sual sorduklarında Resul-i Ekrem önce bir aylık zaman zarfında oku. Yani her gün bir cüz okumak suretiyle Kur'an'ı hatmedersin anlamında bir mesajdır. Fakat daha kısa zaman zarfında okuyabilirim deyince Peygamber Efendimiz orada 3 hafta, 2 hafta gibi beyanda bulunduktan sonra Ya Resulallah daha kısa zaman diliminde ben okuyabilirim ısrarla bu talepte bulununca, bu suali sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhatabına İkra fi seb'in ve la tezit ala dhalik. yani o halde bir hafta içerisinde oku ve daha kısa zamanda okuyayım deme, ısrar etme, üsteleme diye onu uyarmak durumunda kalmıştır. Az önce ifade ettiğimiz gibi mesela muhataplardan birisi Abdullah bin Amr olmuştur. Daha başka sahabiler olmuştur. Elbette burada muhatabın ruh haline göre, yetişme tarzına göre, eğitim seviyesine göre şüphesiz değişebilir. Okunacak bölüm. Az önce ifade ettiğimiz gibi hatta ona bir ilavede daha bulunalım örnek olarak hadis alimlerinin büyüğü Seyyidül Muhaddisin Üstezül Üstezin diye ifade edilen Tabibül Hadis fil ilal unvanıyla yad edilen İmam Buhari Hicri 256 tarihinde vefat etti o büyük hadis alimi bilindiği gibi sahihinde bab başlıklarına koyduğu hadislerle paralellik arz eden Kur'an ayetlerine bakıldığında koyduğu, düzene koyduğu, tertip ettiği, bab başlıklarına aldığı Kur'an ayetlerine bakıldığında gerçekten de onun ciddi bir Kur'an alimi, bir tefsir alimi olduğunu da görürüz. Muhaddis Bukhari, Muhammed bin İsmail demek ki aynı zamanda ciddi bir tefsir alimi, ciddi bir fıkıh alimi. Zehebi naklediyor Bukhari'nin hayatını bize verirken, Ramazan günlerini, gecelerini Kur'an tefekkürüne, Kur'an tilavetine ayırırdı diye bir cümlesi var. Zehebi anlatıyor. Bukhari diyor, Ramazan geldiğinde Kur'an'ın nazil olduğu Ramazan günlerinde ve gecelerinde adeta mushafın dışında, elindeki Kur'an'ın dışında başka bir kitap görülmezdi. Başka bir meşguliyeti yoktu. Kendini Kur'an'a hasir ederdi. Ve gündüzleri bir hatim yapardı, geceleri de on cüz okurdu. Böylelikle Ramazan'ın sonunda 40 hatim yapmış olurdu. Bu rakam lütfen abartılı bulunmasın, bulunmamalı. Çünkü tarihsel tecrübeler, hatta günümüzde yaşanan bazı tecrübeler, müşahedeler şunu gösteriyor ki, Aziz Kur'an bir hafız tarafından hatta tilaveti, kıraatı işlek olan bir Kur'an kari'i tarafından 5 saatte, 6 saatte sessiz bir şekilde okunabilir. Sesli olarak da 8 saatte, 9 saatte okunabiliyor. Demek ki 4 saatte, 5 saatte, 6 saatte okuyan şahsiyetler var. Dolayısıyla Buhari gibi bir Kur'an hafızı, Buhari gibi bir hadis hafızı, bir tefsir alime şüphesiz Ramazan günlerinde gündüzünde bir hatim yapmaya muktedir olacaktır. Zihebi gibi ciddi bir tarihçi bu bilgiyi bize naklediyor. Hem de Kur'an hatmiyle beraber mutlaka müstecap, makbul bir dua vardır. Bunun da farkına varın şeklinde talebelerini uyardığını bize naklediyor. Mahkûlle hatmetin davetün müstecabetün. Demek ki Bukhari kendisini sevenleri uyarıyor kendisine tabi olanları irşad ediyor. Talebeleri başta olmak üzere muhataplarına öyle diyor. Her Kur'an hatmiyle birlikte veya her Kur'an hatmi sonunda mutlaka Rabbimizin icabet ettiği amin diyerek yaptığımız dua ve dilekler karşısında Yüce Rabbimizin icabet ettiğini görürüz. Gerçekten bu da son derece önemli bir Selef tecrübesi Buhari kendinden önceki selef alimlerinin tecrübesini bizimle paylaşmış oluyor. Her Kur'an hatmi sonunda mutlaka makbul ve müsecap bir dua vardır. İşte bundan dolayı Buhari Kur'an ayını hep Kur'an ile değerlendiriyor. Kur'an ile hemhal oluyordu. Dolayısıyla onu sevenler olarak, onun yolunun yolcusu olarak bizlerin de 21. asrın Müslümanların da aynı şekilde Yüce Kur'an'a bu ehemmiyeti atfedip, Kur'an ayında Kur'an günlerini, gündüzünü, gecesini Kur'an tilavetiyle, Kur'an tertiliyle, Kur'an tefekkürüyle herhalde geçirmek durumundayız. Neden? Çünkü önümde hemen mushaf var, e, maalli mushaf. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neşrettiği Kur'an yolu meali bakınız Fussilet suresinde 44. Ayeti celilesinde Yüce Rabbimiz velev cealnahu kur'anen a'cemiyan leqalu leble fussilet ayatu diye başlayan ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Meali bizzat Kur'an yolundan okumak istiyorum. Şayet biz yüce Rabbimiz öyle buyuruyor. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi. Kur'an'ın muhatabı olan Araplar onlara anlamayacakları yabancı bir dilden indirecek olsaydık. Mesela Türkçe, mesela Farsça, mesela Rusça indirecek olsaydık ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap öyle mi diye soracaklardı. Peygamber Efendimize yüce Rabbimiz şöyle hitap ediyor. De ki: O inananlar için yani yüce Kur'an müminler için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince Onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Onlara çok uzaktan sesleniliyor. Bu ayetten şunu çok açık bir şekilde öğreniyoruz. Demek ki yüce Kur'an Arapça bilmeyenler için, diğer milletler için, diğer muhataplar için anlaşılır hale gelmesi için tercüme edilebilir. Yani maalli yazılabilir. Farklı dillere çevrilebilir. Ayrıca Yüce Kur'an'ın ayetlerinin anlaşılması gerektiğini de biz yine bu ayetten öğreniyoruz. Gerçekten mesela Beyyine suresinde Fihe suhufun mutahhara Kütübün kayyime Suhuf mutahharadan sonra o sahifeler içerisinde Kütüp gayyime ifadesi terkibi geçiyor. Kütüp gayyime yani e, ayet müstakime. Müstakim istikamete sevk eden, sadık, müstakim insanlara doğru mesaj veren, gerçek bilgi veren ayetler vardır o sayfelerde. İlahi iletiler, mesajlar vardır. Resulüm min Allah yetlu suhfen mutahhara فيها kutubun Kıymetli mektuplar var. Mektubet, mektubat. Mektubat natıka ifadesini görüyoruz bazı tefsirlerde. Hakikati hakkı haykıran mektuplar, ilahi mesajlar vardır. İnsanlığı ilel ebed irşad eden, uyaran tefsir eden, inizar eden, onlara istikamet kazandıran ilahi rabbani mektuplar, mesajlar. İşte bu mektupların anlaşılması için de maale tefsire ihtiyaç var. Hakikaten Arap olmayan bir insan bir Kur'an okuyucusu elbette Araplar gibi okur, musafı okur. Fakat okunan bu mushaf Arapça okuduğumuz bu Kur'an bize neyi ifade ediyor? Bize ne anlatıyor? Bireysel ve toplumsal hayatımızda Yüce Kur'an'ın sunduğu ahlak nizamını, ameli, itikadi ilkeleri nasıl uygulama imkanı bulacağız? İşte bundan dolayı bakınız burada mektubat, natıka şeklindeki yorum, tefsir son derece önem arz ediyor. O halde Kur'an'ın fehim ile, tefekkür ile, tedebbürle okunması gerekiyor. Arap olmayan bir Kur'an okuyucusu işte ya Arapça öğrenmek suretiyle bu problemi çözecektir. Yani bu açığını kapayacaktır. Ya da meal yardımıyla, tefsir yardımıyla veya tefsir alimlerinin, uzmanlarının konuyla ilgili yaptıkları derslerden, sohbetlerden dinlemek suretiyle Faydalanmak suretiyle esasen bu problemini gidermiş olacaktır. Çözüme kavuşturmuş olacaktır. Yüce Kur'an hakikaten burada, bakınız, kendisinin istifade amaçlı okunması gerektiğini de bize öğütlüyor. Yani, e sadrımızı Yüce Kur'an'ın gerçeklerine açmak suretiyle, gönlümüzü açmak suretiyle her türlü ön yargılardan uzak bir şekilde zihin dünyamızı Yüce Kur'an'a açmak suretiyle kesinlikle ciddi bir okuyucu, samimi bir okuyucu olunması gerektiğini de bize hatırlatmış oluyor bu ayeti kerimede. Yani Fusilet suresinin 44. ayeti celilesinden bahsediyoruz. O halde istifade amaçlı kesinlikle ideolojik bir okuma olmaksızın çünkü burada zaten ön yargılarla hareket etmek suretiyle ideolojik okuma türünü Yüce Kur'an zaten nehyediyor. Böyle bir şeyin olamayacağını, olmaması gerektiğini ifade ediyor. Böyle bir tarzın kafirlerde olabileceğini, böyle bir okuma yönteminin inanmayan insanlarda, ön yargılarıyla hareket eden, gönüllere mühürlenmiş olan insanlarda, insan tiplerinde ancak zuhur edebileceğini bize tembihliyor. Bir daha dönersek Yüce Kur'an'ın bu cümlesine, وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Hakikatle barışık olmayanlar, kendisiyle barışık olmayanlar, ön yargılarıyla hareket eden dünya birleşmiş insanlar le yu'minun fi azanihim vakrun ve huwa aleyhim ame. onlar bu hakikat işitemezler. Kulakları var ama hakikate kapalıdırlar. Hakikate ön yargılıdırlar. İşitmezler. Nitekim ve huwa aleyhim ame. bundan dolayı da yüce Kur'an onlara zaten bağrını açmaz. Yani kapalıdır. Ame kelimesi geçiyor burada. Ve onlara adeta uzaktan bir ses gelir. Ne dediği anlaşılmayan. Ve onlara uzaktan sanki seslenilir gibi bir durum arz eder. Yüne devne min mekanim ba'id. İşte bundan dolayı Yüce Kur'an ile özellikle Kur'an ayı Ramazan'ı fırsat bilmek suretiyle bu problemin kesinlikle çözülmesi gerektiğini müminler olarak anlamak durumundayız. İmam Nevevi'den bir cümle naklediyorum. Tilavetul Kur'an hiye eftalul ezkar. Kur'an tilaveti en faziletli zikirdir. Yani Fatiha suresini okuyorsunuz. Hemen akabinde Bakara suresine başladınız. Elif, le, mim, zelikel kitabu, le, araybe fi, hüden dil muttaqin. Yani her harf başına, her kelime başına her cümle başına şüphesiz ecir ve sevap terettüp ediyor. Bunlar kiramen katibin tarafından amel defterine tescil ediliyor, kaydediliyor. Şüphesiz bu da bir ibadettir. Fakat Nebevi diyor ki bu cümlenin hemen akabinde matlub olan yani ideal olan Yüce Kur'an'ı tertil ile, Yüce Kur'an'ı fehim ile anlayarak bir mal yardımıyla Arap dil edebiyatı yardımıyla veya bir tefsir yardımıyla Yüce Kur'an'ı hayata geçirme düşüncesiyle anlayarak, tefekkür ederek, tedebbür ederek, okumaktır der. Tedebbür son derece önemli bir kavram çünkü esasen bu kelime Yüce Kur'an'ın ifadesi. Kitabun enzelnâhu ileyke mübârakun liyeddebberu âyâtih birkaç ayette, birkaç surede geçer. Mesela saat suresinde de geçer. Ve he ve kitabun ileyke mübarekun liyedebberu ayate. Peygamberim, bu sana indirilen bir kitaptır. Kitap nehu sana indirdik. Mübarektir. Mesaj yüklü, hikmet yüklü, hikmet dolu bir kitaptır beru ayate sen ve senin gönderildiğin toplum muhataplar Yüce kur'an'ı ilel ebet kıyamete kadar düşünsünler, tefekkür etsinler, tedebbür etsinler, hayata geçirme düşüncesiyle tilavet etsinler demektir. Bakınız teleyetlu yani tilavet eden bir peygamber görüyoruz. Bakara suresinin 129. ayeti i kerimesinde Rabbena veb'at fihim rasulen minhum İbrahim peygamber evladı İsmail'le birlikte yek zaban olarak eş zamanlı olarak dua ediyorlardı ahir zaman peygamberinin zuhuru için Muhammed Aleyhisselam'ın kendi zürriyetinden peygamberin zuhuru için hakikaten İsmail'in nesli Arapları kastediyoruz. E, tarihi bir gerçekliktir. Tarihçilerin de görüş birliği vardır bu mevzuda. Aziz peygamber aleyhissalatü vesselamın dışında Araplardan bir peygamber zuhur etmemiştir. Rabbena ve fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekihim. Demek ki İbrahim ve İsmail peygamberin duaları bu şekildedir. Rabbimiz bizim neslimizden öyle bir elçi gönder ki o elçi gönderildiği toplumlara, topluluklara, muhataplarına kitabı öğretsin. Kur'an'ı okusun. Yetlu fiili geçer orada ve onları geliştirsin, tezkiye etsin. Tele yetlu fiilinde peşi sıra yapmak, okumak, izlemek izini sürmek manası var. Dolayısıyla okuduğumuz bu ayetleri hayata geçirmenin karşılığını biz yine Kur'an'da tilavet kelimesi üzerinden görmüş oluyoruz. Öğrenmiş oluyoruz. Tilavet kelimesinde esasen Kur'an'ı okumak manasına gelen tilavet kelimesinde demek ki yüce Kur'an'ın hükümlerini itikad olsun, amel olsun, ahlak olsun aziz Kur'an'ın ilkelerini, esaslarını hem bireysel hem de toplumsal hayatımızda, ticaret hayatımızda, iş hayatımızda, mesleki hayatımızda yansıtılması gerektiğini biz bu okuma tarzından öğrenmiş bulunuyoruz. Hadimi diye bir Osmanlı alimi var. Yaklaşık 3 asır önce vefat etti. Konya Hadim ilçesinde medfundur. Ebu Said Muhammed el-Hadimi yüksek tahsilini İstanbul'da yapmıştır. Bir risalesinde aynen şöyledir. Diyor ki, Düm ala ta'at hususan ala efdalihe ke tilavetil Kur'an. Kur'an tilaveti gibi en faziletli ibadete devam edin kardeşlerim diyerek nasihatta bulunur. Hemen ardından fehim, tefekkür, tedebbür esasından bahseder. Ama lütfen Yüce Kur'an'ı hayata geçirme hedefiyle, düşüncesiyle anlayarak lütfen okuyun der. Çünkü böyle bir okuma yöntemi Kur'an'ı bize gönderen yüce kudret ile buluşmak, onun kelamı ile hemhal olmak, solumak demektir. Kel mükaleme ama Allah, onunla diyalog kurmak, Doğrudan iletişim kurmak demektir. Diyerek tembihde bulunur. Fe innehe kel mükâleme, ma Allah cümlesi Osmanlı alimi hadimiye aittir. Keza Elmalı Hamdi Yazır Cumhuriyet dönemi meşhur tefsir alimi 1942'de vefat eden Hamdi Yazır Elmalı diye Elmalılı Hamdi Yazır diye ifade edilir. Ee, kendi beldesiyle beraber zikredilir. Hamdi yazır, Muhammed Hamdi yazır da tefsirinin hemen başında Fatiha suresinde bu konuya girer ve gerçekten de konunun hakkını verir. Efendim, Yüce Kur'an'ı okuyan bir mümin, bir Müslüman gerçekten de bir bir yaşadığı problemleri aşar. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel az önce okuduğumuz ayet-i kerimede geçtiği gibi kendisine bir şifa olarak tanıtıyor. Bir ihtida kaynağı olarak bize bildiriyor. Hüden lil muttaqin. Hüde ihtida, bir ihtida kitabı. Rehber kelimesiyle de aynı şekilde ifade edebiliriz. Ve nünzilü minel Kur'an mâ huve şifâ'ün ve rahmetün lil Bir başka ayeti kerimede. Müminler için ve gerçekten anlama gayretiyle, düşüncesiyle, istifade etmek suretiyle faydalanma amacıyla okuyan okuyucular için zaten bir rahmet vesilesidir. Zaten bir kılavuzdur Yüce Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in demek ki öne çıkan e, yönü ihtida kitabı oluşudur. Nitekim İsra suresinde inne hadel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam ifadesi geçer. Yani bu Kur'an en ideal olan noktaya, zirve olan noktaya, en beklenen neticeye okuyucusunu, samimi okuyucusunu ulaştırır, iletir. Hidayet kelimesi geçer. İnne hâzel Kur'an yehdi lilleti hiye ekvem. En kamil, en mükemmel yol, yöntem, netice neyse zâlike hayrun ve ahsenu te'vîle ayet-i kerimesinin de çağrıştığı üzere ve men min minallâhi gîle Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ve men asdaqu min Allahi hadise daha doğru sözlü kelam sahibi kim olabilir? Sualini soruyor yüce Rabbimiz. Dolayısıyla en ideal çizilen hedef ne ise, düşünülen sonuç, tasarım ne ise o noktaya, o zirveye yüce Kur'an insanlığı okuyucusunu taşır buyuruyor yüce Rabbimiz. Çünkü Bilim ile Kur'an arasında bir fark var. Bilim, bilim neticeye götürür. İlmi araştırmalar neticeye, sağlıklı neticeye götürür. Fakat Yüce Kur'an mahza hikmet olduğu için, çünkü hikmet doğru bilgi, gerçek bilgi demektir. Yüce Kur'an mahza hikmet olduğu için, sağlıklı doğru anlaşılması halinde gerçekten de sonucu doğrudan verir. Demek ki bilim sonuca götürür. Fakat yüce Kur'an'ın bilimden ilimden farkı hikmet olduğu için ilmi nafi efendimizin tabiriyle ilmi nafi yani fayda veren, doğru olan mahza hikmet olduğu için neticeyi baştan verir. Efendim Yüce Kur'an'ın anlaşılmasının tabii ki önünde engeller var. Bu engeller nasıl aşılacak? İmam Gazali'nin ihyasında bu konuda çok değerli toplu bilgilerle karşılaşıyoruz. İnşallah bir sonraki halde konuya devam edeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.